Merhaba sevgili seyirciler. Bir haftalık aradan sonra yine karşınızdayız. Bursa'da Spor'un bu haftaki konuğu çok değerli dostum. Bursa Spor'un eski kaptanlarından ve Mustafa Gönden Futbol Akademi'nin kurucusu sevgili dostum diyorum tabii ki Mustafa Gönden. Mustafa Gönden geçtiği için de zaten ama bir daha söyleyelim. MGPF'ye çeviriyoruz. MGP Profesyonel Futbol Akademi değil evet, mi? Mustafa Gönden Profesyonel Futbol, Akademi ve Spor Kulübü. Evet. Nasılsın dostum görüşmeyeli? Sağ ol Serkan'cığım sen nasılsın? Sağ ol. Bir 6 hafta evvel seni konuk etmişiz. Doğrudur. Bir 6 hafta daha geçti. 6, 12, 18'de yine bekliyoruz. Güzel periyotlar güzel aslında. Yani bir buçuk ay, bir ay, bir evet, buçuk ay güzel. Ekim'in başıymış o zaman ortaları. Doğrudur. Nasıl keyifler, işler, güçler? İyi çok şükür. Devam. Koşturuyorsun. Aynen devam. Çalışmalar devam. Maşallah. Kulüp çalışmalarımız, kulüp maçlarımız oynanıyor şu anda. Evet zaten ne zaman arasam ya maçtan yeni çıktık diyorsun evet, ya maça evet, gidiyoruz evet. diyorsun. Yani, yani bir taraftan alt yaş gruplarımızın futbol eğitimleri devam ediyor tesislerimizde. Bir taraftan da kulüp takımlarımızın maçları başladı. Onları takip ediyoruz. Onları oynatıyoruz. Çok da keyifli gidiyor. Yani hem akademideki çalışma tempomuz çok çok yüksek. Yani şu an genelde ben çocuklara hep şunu söylüyorum. Yaz ayları ve kışa geçiş ayları şeydir. Böyle rehavete düştüğün zamanlar. Evet, havalar da biraz değişik. Herkes rehavete düşer o dönemlerde. İşte biz o dönemleri artıya çevirme adına biraz daha sıkıştırarak geçiyoruz. Biraz daha tempo yaparak geçiyoruz. Hmm. Bunun da verimini alıyoruz. Yani herkes biraz tempo düşürmüşken biz vites arttırmış oluyoruz. Şu anda da çok şükür. Yani hem küçük yaş gruplarımızın eğitimleri çok çok keyifli gidiyor. Çok verimli geçiyor. O çok önemli. Aynı zamanda U14 liginde oynuyoruz bu sene. 2006 doğumlularımızla. bir yaş küçük gibi mi? Yani 2006 liginde oynuyoruz ama bizim kadromuzun yarısından çoğu 2007 ve 2008'di. Genelde sen öyle yaparsın evet, da oradan biliyorum yani. 2007 ve 2008'di. Ona rağmen 7 karşılaşma, 6 galibiyetle gidiyoruz. Bir tane fire verdik arada. Normal, o da nazar boncuğu olsun. Evet ama üst tarafı zorlayan, işte şampiyonluk mücadelesi veren bir takımımız var. O da keyifli gidiyor. Evet. Onun haricinde de işte hayat koşturmacası devam bizde. Tabii koşturmadan olmuyor. Sevgili seyirciler, sevgili Mustafa Kaptan'la güzel bir sohbete imza atacağımız her zamanki gibi inanıyorum. Eski partnerimdir. Bu kanalda 2013-15 arası 2,5-3 sene her hafta müthiş programlara evet, imza atmıştık. Evet, nostalji yapmadan olmuyor. Ama hakikaten herkesin tadı damağında kalan programlardı ve çok konuşuluyordu o zaman da. Bir de şey pazartesi gündüz yapıyorduk biz programı. Gündemi tutuyorduk. Evet gündüz 2-3 arası. Yani hiç daha böyle diğer işte yerel kanallar veya spor programları hiç gündemi oluşturmadı. Onlar çünkü akşama yapıyorlardı. Evet biz hemen gündemi yapıyorduk, konuşuyorduk. Sonra bir hafta boyunca da onları dinliyorduk herkesten. Değil mi? Bu anlamda şeydi evet. Ama takip ediliyordu. İşi başından tutmak güzel. Evet. Biz biliyorsun pazartesi şimdi pot altı yapıyoruz. Pot evet. altına da başladık. Dün çok keyifli bir evet senin mesajını da aldım sağ ol. Çok keyifli izledim. Deniz Hocam çok dolu bir insan. Çok çok gerçekten eski yani, basketbolcu. Hem yaptıkları hem görüşü, hayat görüşü, evet. olaya bakışı falan hani eğitimci insanların değil mi? Olayı yorumlaması çok çok farklı. Dinlemeye doyamıyorsun. Ben dün sizi dinlerken çok büyük keyif aldım. Gerçekten. Keyif aldığını anladım çünkü mesaj da atmışsın. Evet. Onu evet. da okudum programda. Bir de tabii işte Oyakron'da Efes'te oynamış. Ardından Aydan Siyavuş ekolünden gelmiş. Yardımcısı Aydın Örs düşünsene. Tespitleri çok çok güzel. Müthiş. İdealist bir insan. Çalışmış gelmiş. Herkesin dakikası falan önündeydi yani. Tabii kim kaç dakika oynadı ne asist yaptı orada. Süper. Yani ben böyle yaptığı işe değer veren evet. böyle insanları çok seviyorum. Amerika'da yüksek okumuş. Yani müthiş bir insan. Belli dinlediğin zaman hani o doluluğu o şeyi alıyorsun evet. o eğitimi alıyorsun. Biz çok sık görüşemesek de onun da tabii biliyorsun okul yöneticiliği var. Cem Güzel var hem okulun ortaklarından hem de eski basketbolcu. Yani ikisinin de maçlarını yazmış biri olarak. Çok enteresan. Yani Cem Hoca'nın da çok muhabbeti çok iyidir. Gerçekten iyidir. Deniz Hoca'nın da. evet. Yani ben arada hani geçen sene sanırım bir oturup bayağı bir uzun sohbet etme fırsatımız olmuştu. Gerçekten ikisi de çok çok dolu evet, insan. Biri guard, biri power forward. Pozisyonları da güzel diyorsun. Evet. Anne, futbolda var ya atanla tutanın güzel olacak evet, diye. Evet. Basketbolda da biri point guardsa biri de rebound alıyorsa atan tutun. Dün ben hatta Deniz Hoca'ya bir örnek verdim hatırlıyor musun? Şimdi Şenol Güneş bile dönen toplar rebound aynen, demeye aynen, başladı. Aynen. Ben bunlar desem ne olurdu? Tweet de attım öyle. Şöyle şimdi transition geçiş oyunu evet, falan. Sporda artık hani global bir değişik bir dil türemeye başladı hı hı. ve herkes bunu kullanıyor. Ben üniversite döneminde
Beden eğitim bölümü okuyordum o zamanlar. Evet. Bursa Spor'a gelmeden önceki seneden bahsediyorum. Oyaklıyordayken. Oyaklıyordaydım. Tabii Bursa Spor'dayken de devam ettirmeye çalıştım okulumu. Bayağı bir uğraştım. Bu arada yönetmenimden ve izleyiciden özür diliyorum. Öksürük ve ses, burun tıkanıklığı biraz içeriden geliyor öksürük. Senden de özür diliyorum. Estağfurullah. Artık idare edin bugün beni. Şimdi orada da bu değişen spor terimleriyle alakalı hocalarımız şey yapardı. Yani işte bu özentilerden vazgeçelim de edelim de falan. Şimdi mesela Şenol Güneş bunu söyleyecek en son adamdı. Hani o da söylüyor yani. Bakıyorum her yerde bunlar kullanılıyor aslında. Hani bu özentiden de çıktı. Değişik bir yere geldi. Herkes çok farklı terimlerle hani şey yapıyor. Olayı yorumluyor. Dediğin doğru ama yani basketboldaki o reboundu mesela futbolda da artık dönen toplar, işte, dönen ikinci şanslar, transition'lar, Yugoslav faulleri falan. Tabii. Yugoslav faul biliyorsun basketbol ekolünden gelme, Yugoslav basketbolundan gelme. Hızlı ucumu kesme faulüdür. Burada da çok sert yaparsan sarı kart alıyorsun ama normal çaktırmadan Yugoslav faul yaparsan sarı kart almıyorsun. Ya genelde zaten hani hocalar şey yaparlar. Atak olgunlaşmadan eğer biz yerimizi almamışsak hemen önce bir küçük faullü o olayı durdurun. Bugünkü orta saha oyuncularına söylenir değil mi? Onlar genelde en yakın ama uzakta yapın. Tehlike hunisinde yapmayın. Ya şimdi atağa çıkmışsın, topu kaptırmışsın. Kontra yiyeceğin belli. Kontra yiyeceğin belli. Orada yaptığın faul bütün takımın yerleşmesine olanak tabii sağladığı için. Zaman hani kazanma. Doğru zamanda yapılan bir fauldür o. Ama öyle ama kör gözün parmağına yani değil yani. Aynen öyle. Evet, bu arada tabii haftalar geçiyor. Dün Sayın Hoca Yalçın Koşukavak da basın toplantısı düzenledi. Çünkü bugün biliyorsunuz Yeşil Beyazlar kupa maçı için Erzurum'a gidiyorlar. Hatta sevgili Mustafa maalesef dönüş uçağı uymadığı için maç 4.30'da bir gece daha kalacaklar. Perşembe sabahı gelecekler. O biraz hocanın tabii idman programını da aksattı. Evet. Zira pazar günü de 4.30'da ben aslında o maçtaki taraftar kitlesini de yani taraftarımız zaten etkili de yani sayısal olarak nitelik mi nicelik mi dersen tabii ki nitelik. Ama yani bu maça ben pazar günü olması hasabıyla çünkü haftalardır pazar günü Bursa Spor maç oynamadı. Yok cumartesi 7'de yok pazartesi 7'de. Ben ilk federasyon şeyi yayınladığı zaman maç saatlerini açıkladığı zaman hani günlere bakıyorsun. Twitter'dan belki görmüşsündür. İlk sistemi yapan kişi benim buna. Evet. Ama biz hep söylüyoruz görür burada. Görür görmez hemen yazdım. Yani böyle bir şey olabilir mi? Deplasman maçlarımızın hepsi lobby saat 7'de. İçerideki maçlarımızın hepsi saat 4.30'da. Yani valla ben pazar 4.30'a da razıyım biliyor musun? Pazar olsun da. Ya yok Serkan yani Bursa şehrinde hani bir de izleniyor yani Bursa Spor ikincilikte hani ikincilik diyorum ben oraya. Yani birincilik. TFF birincilikte. Hani en çok izlenmeye değer takım bence. Abi yani, bak federasyon kendisiyle çelişiyor. Ona rağmen şey yapamıyorsun. Neden yani biliyor musun Mustafa'cığım? Federasyon kendisiyle çelişiyor. Çünkü bu şimdi burada kalan maçlar olduğu için bu kağıdı elim alıyorum. Bu kalan maçları belirlerken şu anda İzmir Atatürk Stadı da out olduğu için Menemen'de oynuyor Altay. Evet. En büyük kapasite 44 bin küsurla Timsah Arena. Ya şey, yani bizim sahamız doğru. Bizim sahamız birinci ligin en yüksek kapasiteli stadı. Şimdi sen diyorsun ki maçlara gelsinler. Herkes gelsin, seyirci gelmemesi sayısı artsın. Elinden gelen her şeyi yapıyorsun. Her şeyi yapıyorsun ve bunu Bursa'nın üzerinde uyguluyorsun. Evet. Lobi yapın arkadaş diyoruz, yönetime sesleniyoruz, sayın başkan diyorum. Onunla ben ilgili şey yapmışlar bildiğim kadarıyla yani bir sistemlerini dile getirmişler ama ne kadar İş hani bittikten sonra ama şimdi oradaki lobi çok önemli yani federasyon üzerinde etkili olmak adına önceden hani bu programlamayı tabii yaparken birilerinin orada hatırının geçmesi çok çok önemli. Tabii yani, o anlamda çok şey değiliz. Sonra insanlar diyor ki ben nasıl geleyim cumartesi 4.30'da vardiyadan çıksam yetişemiyorum, işim var, dükkanımı açıyorum kapatamam, cumartesi iş günü, herkes esnaf ve işçi kenti Bursa. Ondan sonra biz diyoruz ki ne olacak? Yani özellikle burada bir Bursa Spor Hatay maçı o bile sıkıntılı yani. Baktığın zaman deplasmana Altınordu'yla affedersin akşam 7'de oynuyorsun. Altınordu'nun seyircisi ne kadar gelebiliyor? Aynen. Hep sen İzmir'e yakınsın yani. İzmir'i bilen insansın. Yani bu açıdan bakıldığında ben maçlarla ilgili biraz daha dikkat edilmesi taraftarım. Bir de dün hocayla konuşurken şu mevzu geçti. Aman hocam dedim iki sarı kartın oldu galiba. Kurallar değişti. Artık futbolcu gibi. 4 sarı kart alan hoca da bir sonraki maçta cezalı. Hocanın bakışlarından sanki almaz. Allah Allah böyle bir kural geldi mi gibi bir imaj hissettim. Şeyde, bu arada ben de sarı kart gördüm ya. Sen de mi gördün? Vallahi ben de gördüm. Enteresan yani. U14'te mi? U14'te. Allah Allah. Bayan hakemdi.
Acımadı vallahi geldi. İdareci olarak mı, hoca olarak mı? Ben idareci olarak soyum şeydeyim, kulübedeyim. Evet, ama oradan. Tabii yani menajer evet, gibi duruyorsun yani bizim anladığımız kadarıyla. Yani şöyle ben hep bunu seninle de paylaşıyorum. Hani ben hocalık diplomasını almama. Evet, onu sen kendin direniyorum ama şey yapmıştın. Tabii kendi hocamız zaten kulübede oluyor. Ben de idareci ve menajer şeyiyle. O zaman kendi maçını bir videodan izle bakalım. Ne yapmışsın? Kendini bir dışarıdan dış gözle. Yok, çok da bir şey yapmadım aslında yani. Enteresan. Bir kere de bize hata yap dedim. Ha evet, o işte şimdi genç hakemler bazı lafları kaldıramıyorlar. Yani evet. Bu hafta Bursaspor'un Gaziantep maçında da resmen doğradılar. Bursaspor Fruity Extra Bursaspor basketbol takımını. Ya ben izleyemedim. O karşılaşmayı izleyemedim ama daha sonradan hani yorumları okuduğumda hatta Serkan Erdoğan'ın da bir demeci vardı. Evet. Demeci vardı. İyi olmadığını söylüyor herkes. Aynen sevgili seyirciler, bizi bu arada radyodan 94.2'den de dinleyebilirsiniz. Her zaman olduğu gibi yolda olanlara hayırlı yolculuklar, işte olanlara da hayırlı işler diyoruz. Tabii ders saatinde bizi dinlediklerini düşünmediğimiz için. Ama gene de gıyaplarında öğrencilere de iyi dersler dileyelim. Ve tabii Facebook'tan Mustafa Hocam'a sorularınızı bekliyoruz. Buradan ben de sorular geldiği anda kaptana yönelteceğim. Bu arada bugün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü. Onu da pas geçmeyelim. Yani aslında engel diye bir şey yoktur. Sevgisizlik vardır, ben öyle söylüyorum. Yani engel diye bir şey ben şey yapmak istemiyorum yani. Şimdi programa girmeden önce aklımda dedi. İlk daha açılışı o şekilde yaptım. Evet, ama laf laf açıyor. Nasılsın, evet, iyi misin derken. Yapmayı planlıyordum. Gerçekten bütün engellilerimizin farkındalık adına, yani bu kutlama günü değil zaten. Evet, yani onların hani mutluluklarını sağlamak ülke olarak aslında sadece devletten veya işte hükümetten beklenecek bir şey değil. Bütün hepimizin bununla alakalı çabası gerekiyor. Evet. Hepimizin farkında olması gerekiyor. Ama maalesef ki işte yaşadığımız ülkede kadına değer, hayvana verilen değer, işte engelliye verilen değer, bu tarz değerlerde çok çok gerideyiz. Yani dünya standartlarının bile altındayız gerçekten. Hani ortalamanın bile altındayız. O anlamda hani zor bir ülkede yaşıyoruz. Allah hepsinin şimdi engelli olmak ayrı, engelli bir bireyin ailesi olmak da ayrı. Bu anlamda evet, hepsine ailecek, hepsine Allah kolaylıklar Allah versin. Kolaylık versin. Biraz önce ben bir haber izledim. Oturuyorduk ya Mesut Müdür'ün odasında. Hı hı hı. Galiba İstanbul'da, ilini hatırlayamıyorum. Bir engelli hanımefendi tekerlekli sandalyesiyle çıkmış bir üst geçide fakat inemiyor. Nasıl tek taraflı yapılmış bu üst geçit, ben anlamak şaka mümkün gibi, değil mi? Yani Nasrettin Hoca fıkrası olsa Nasrettin Hoca ayıp yani. Aynen öyle. Yani temel fıkrası yollar, desek. Yollar ona keza, kaldırımlar ona keza. Yani baktığın zaman engellilerin gerçekten en büyük engeli bu ülkede yaşıyor ve bu kadar duyarsız bir evet, kaldırımlar, üst ortamda geçitler yaşıyor olmaları. Bir söz var, bu hepimiz için geçerli. Her birimiz bir engelli adayız aslında. Yani araba kullanıyoruz, evet, maalesef, maalesef. Dışarıda bir hayat sürdürüyoruz. Başına yüzden, gelmeden bilemezsin derler ya. O yüzden olmadan empati yapmayı da bilmek lazım. Allah kolaylık versin yani. Hepsine. Evet, dilersen yavaş yavaş maça da geçelim sevgili Mustafa. Tabii Adana Spor mücadelesi çok enteresandı. Bursa Spor iyi başladığı maçta bana göre hiç ummadan da bir 0 geriye düştü Ezel'in golüyle 19'da. Evet. Sonra yine oyunu yıktı. 42'de Kubilay, ki Burak Kapacan bu sezon 4. asisti, Kubilay'ın 4. harika golü. Evet. Harika. Burak asistanlıkta sınır tanımıyor yani. Golü olmasa da çok iyi bir besleyici. Evet. Ve 45'te Burak 6 parmak, ki onun da dönüşü bence orta sahaya tempo ve dinamizm kesinlikle kazandırdı. Kesinlikle. Kazan 6 parmağın kazandırdı penaltı. O maç boyunca sürekli dışarıdan şut atan 6 numara Hakan Barış düşürdü bu sefer. Evet. 45'te Özer'in penaltı golü ve hep gollerden sonra Texas o taraftaydı. Texas'a gittiler. Bu arada tabii giderken ve dönüşte kaza geçiren Bursaspor taraftarları buradan bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Her ne kadar timsah saatinde sevgili Mehmet Ali ile beraber söylediysek de bunları. Evet. Bugün bir kez daha hazır büyük yeri gelmişken. Büyük geçmiş değil yani mi? İkisi de çok ucuz atlatılmış. Evet, ayaklar kollar kırılmış. Kolay değil yani gerçekten. Çok ona rağmen maça yapıyor. Gidenler var. Yani adam kolunu sardırmış, devam etmiş. Devam etmiş Eskişehir'den Adana'ya. Dün de sanıyorum, bugün mü? Gaziantep seyircisi sanırım bir deplasman evet, yolunda bir yaralanmalar olmuş. Allah'tan yine can kaybı yok. En büyük tesellimiz o. Evet, yani trafikte çok dikkat etmek lazım. Şimdi kulübünü sahiplenen taraftar deplasmanları kaçırmamaya özen evet, gösteriyor. Bu dolduruyor anlamda Türkiye'de hani en başı çeken taraftar grubuna sahip şehiriz. O yüzden bu yolculukların hepsi
Allah yollarını açık etsin. Kolay olmuyor. Amin amin. Ben şeyi bilirim. Mesela biz Van'a maça gidiyorduk. Burada oynadığımız dönemde. Tabii biz buradan İstanbul'a geçiyoruz. İstanbul'dan uçakla Van'a geçiyoruz. Tamam. Şimdi çarşamba gününden bizim Texas kafilesi minibüslerini hazırlamışlar. Onlar 3 gün öncesinden yola çıkıyorlar. İşte geliyorlar, maçı izliyorlar. 24 saat falan sürüyor. 90 dakikalık bir maç izliyorsun. Bir de kaybediyorsun veya berabere kalıyorsun ya da kazanıyorsun. Fark etmiyor ama. Dönüşteki morale bak. Ondan sonra sen geliyorsun buraya. Ertesi gün antrenmana başlıyorsun. Normal düzenine dönüyorsun. 2-3 gün sonra onlar şehre geliyorlar. Yani kolay bir meşakkat değil. O yüzden taraftarlık çok zor bir iş. Allah hepsinin yolunu da bahtını açık etsin. Evet, bu arada şimdi Twitter'dan son dakika gelişmesi gözüme çarptı sevgili seyirciler. Balıkesir Spor'da teknik direktör Ali Tandoğan istifa etti diyor. Alt ligler Twitter'dan bir haber geldi. Tabii teyide muhtaç bir haber. Ben alt liglerin haberi yanlıştır demiyorum. Yanlış anlaşılmasın ama şaşırmadım dersem yan olur. Zira 9. sırada ve 18 puanı var. Düşmeme mücadelesi için sezona başlamışlardı. Son günlerde onlar da transfer yapmıştı. Evet. Ve dün Hatay'a evlerinde 1-0 yenildiler. Yani birdenbire şehir playoff havasına mı girdi? Bunu anlamış değilim. Ama ben Ali Hoca ile konuştuğumda bir takım sinyaller var mı? Sinyaller vardı. Şöyle takımın içinde bazı böyle ne derler ona, papaz oyunculardan bahsetmişti. İsim vermedi. Ben de sormak istemedim. Galiba o sıkıntı herhalde zirveye çıktı diye düşünüyorum. Yoksa puantaj olarak 18 puanla 9. sıradaki Balıkesir'in Bursaspor maçından sonra konuşmuştum Ali Hoca'yla. Ya şimdi, kaptanımız da bizim. Şimdi şöyle bir şey var. Balıkesir Lig'e girerken zaten bütçesi düşük olan, hani çok büyük beklentilerle lige başlamamış bir kulüp. Evet, bizi ligde bırak yeter dediler. Aynen. Gelinen noktada da başarılı bir grafik çizdi Ali. Eğer doğruysa ben şaşırdım yani. Demek ki içeride bir takım sıkıntılar şöyle var. Şöyle söyleyeyim Serkan. Şimdi Süper Lig'de dahi kurumsallık biraz daha üstte kalıyor. Yani doğru yapılanmayı bile beceremeyen bir sürü kulüp var. Yani şimdi yöneticiler biliyorsun 6 ayda futbolu öğreniyorlar senden benden. Bir de başlıyorlar hakem kesmeye değil mi? Çok öyle olmaz. Bu bir iki dolguya geliyorlar etraftan. Evet. Ya da ne bileyim işte tribün gruplarından bilgiler geliyor. Onları doğru kabul ediyorlar. Onların üzerine yanlış konular, bunu Balıkesir için söylemiyorum. Genel Türk futbolu için söylüyorum. Ya şimdi en büyük sıkıntı, bunu hep dile getiriyoruz artık dinleyenler. Hani belki bıkmışlardır bu söylediğimizden ama futbolu futbolun içinden gelip o profesyonel yapıyı yönetecek insanlara çok ihtiyacı var futbolun. Ama maalesef düzen o kadar kötü kurulmuş bir düzen ki. Şimdi iki gün önce falan çok sevdiğim bir abimle dostane bir sohbet ediyoruz. Herkesin kafasında hala şu var. Eskiden mesela bizim dönemimizde kurtarıyordu. İşte Remzi Cinoğlu başkan gelsin. Geldi. 96'larda falan. Şimdi, evet. O zamanki bütçen neydi? 5 milyondu. Remzi Cinoğlu 5 milyonu çıkartıp verebilirdi. Ve o döngüyü sağlayabilirdi. Veya işte bizden önceki dönemlerde veya hani biz de bunun ucundan yakaladık. Bugünlerde Süper Lig'de 100 milyona kadar gitti şimdi bu iş. Bir yani. Yönetim kadrosu gelip borcu eritebiliyordu. Bir iki oyuncu satışıyla Baliç işte gibi falan dengeleyebiliyordu ve hani rakam çok artmıyordu, rakam çok düşmüyordu. Ortalama bir seviyede devam ediyordu. Bugün tam bir endüstri oldu. Ama şimdi mesela ben sana desem ki gel Bursaspor yönetimi kuralım. Evet. İkimizin de cebinde 100'er milyon para olsun. Harcayabileceğimiz 100'er milyon para olsun. Bak 100 milyon sen harca, 100 milyon ben harcayayım. Giderken o parayı alacağız zaten. Doğru mu? Şimdi kimse alacaksın para... da para varsa alırsın. Tamam. Şimdi kimse parasını hani Bursaspor'a bağışlasın demiyoruz. Hibe edip de gitmiyor. Şimdi böyle bir parayı aldığın zaman sen eğer kaldığın süre içinde bu kulübü doğru yönetemediysen giderken kendi 200 milyonunu çekiyorsun, bir de verdiğin zararı senden sonra geleceklere sırtına yük olarak bırakıyorsun. Evet, sürekli şimdi, o sarmal o negatife doğru yıllardır gidiyor. Yıllardır şimdi bu 10'du borcumuz, 30 oldu, 30'du 80 oldu, 150 oldu, 400 şimdi 447 oldu, açıklandı en şimdi, son. Şimdi hangi yönetimi kurarsan kur Bursa'da getirip de bu parayı kapatacak bir delikanlı yok. Yani böyle bir para yok çünkü. 40 milyon lira falan azaldı diyorlar ya, o da Süper Lig'deki futbolcuların bonservisini almak için alacaklarını bırakıp 3-4 yıllık sözleşmelerini pes etmesiyle öyle. 40 trilyon azaldı. Şimdi artık yönetim şekli şuraya döndü. Bulunduğun süre içinde bu borcu mümkün olduğunca eritebileceğin bir. Bunu eritirken o sezonun içindeki ödemelerini, alacaklarını, vereceklerini doğru bir
plan program dahilinde yapıp o tekerleğe döndürmen lazım. Yani denk bütçeye yakın. Tabii, yani o tekerleğe döndürmen lazım. Atıyorum 15 gün sonra 5 milyonluk ödeme varsa o 5 milyonluk bütçeyi bir şekilde ya kendi kredinle ya işte Ali Ay'ın bir dönem yaptığı evet. gibi hani bir şekilde orayı atlatıp yani o hendekleri atlatıp o tekerleği bir yere kadar götürmen lazım. Şimdi ikincisi bu. Üçüncüsü de bırakıp giderken de aldığın yerin üzerinde bir artıyla bırakman. Rahmetli lazım. Gittiğinde kasada 80 trilyon şey 60 trilyon para olduğu söylendi İbrahim Yazıcı vefat ettiğinde. Tamam. Şimdi ben sana şunu söylüyorum. Bursa Spor'un kar edebileceği bu sene için. Bu sene için kar edebileceği bana bir net bir şey söyle. Otoparkın yok. Yok gitti. Artık şey yok. Happy Top 17-18 geliyor federasyon artı yayın onu da söyleyelim. Şampiyon olsan o 25 oluyor. Tamam. Birincilik şampiyonluğunda. Şimdi seyirci kombine 8400 kombine satıldı. Oradan gelmez. Zaten işte biletler düşürüldü. Federasyondan bildiğim kadarıyla gelen rakam galibiyet, sıfır. Galibiyet parası yok. Sıfır yani evet. Hiçbir şey yok. Sen şimdi burayı nasıl döndürebilirsin? Çok kolay bir şey değil. Döndüremez. Şimdi bu mevcut yönetim ben geçen hafta Mesut Mestan'la beraberdik. İşte hani dediğim gibi benim aile dostum. Hani biz her zaman tabii bir canım, araya sohbet, gelip sohbet ettiğimiz gayet, bir insandı. Çok da severim. Ona dedim yani akıllı işi değil aslında burayı. Sen şu anda ne yapmaya çalışıyorsun? Ha, Allah dedim kolaylık versin yani. Bunu dedim beyazlar artmış gerçekten mı? Çok beyazlar zor. Artmış mı? Ya Mesut abi benim için her zaman ayrı bir yer. Ya yani Mesut ayrı. Başkan hani benden onun başarılı olmasını gerçekten çok isterim. Benim de dostum ve benden 2 yaş büyük olması lazım. 52 yaşta diye biliyorum. Ama yani kolay değil abi bu hiç yükün altına değil. Girdi. Şimdi bir de şehir zor bir şehir. Ben... Kimse beğenmiyor. Yalçın Hoca'ya ilk geldiğinde ilk sohbetimizde onunla oturduk bayağı bir sohbet ettik. Daha önceden tanımıyordum çünkü hani evet. Tanıştık şey yaptık. Ona şunu gideceğim söyledim. Diyordun çünkü bana sen. Tabii tabii ona şunu söyledim. Dedim hocam Allah kolaylık versin yani zor bir camiaya geldin. Hani gerçekten çok keyiflidir burada hocalık yapmak ama bir o kadar da zordur. Ama yani, fark etmesi bir ligin 3-5 haftasını buldu. Buldu. Hatta ben. Hatta şu anda sohbetlerimiz çok keyifli yani dün Kaan da vardı Mehmet Ali ile beraber. Bizim ekipten 3 kişi dün de en kalabalık galibiyetten sonra en kalabalık medya buluşmasıydı. Ben, şu anda bu, hoca çözdü gibi geliyor bana. Şeyle ilgili bir yazı yazmıştım. Suçlu benim diye bir yazı yazmıştım. Hatırlıyorum. Çok büyük şey beğeni topladı. Evet yani çok arayan onunla hatta. Alakalı şey yapan yorumlayan çok oldu. Şimdi o yazıyı yazdıktan sonra Yalçın Hoca bana özelden WhatsApp üzerinden mesaj atmış. Hocam bugüne kadar Bursa'ya geldiğim süre içinde okuduğum en anlamlı ve en ironik yazı olmuş. Evet. Seni kutluyorum. Bütün cümleleri tek tek irdelemek gerekiyor gibi böyle güzel bir mesaj atmış. Ben karşılığında şey dedim yani hocam ben sana geldiğin gün de söylemiştim. Zor bir camiayız ama hani doğrular mutlaka yolunu bir şekilde burada bulur. O yazı bana başka kanaldan da geldi. Oku bak nasıl yazı diye. Şimdi kimin attığını programdan sonra söyledim. Doğrudur yani zor bir camiayız ama... Ben her zaman şunu söylüyorum. En güzel camiayız. Evet. Yani bir de öyle bir özelliği müthiş bir mozaiyiz. Yani sahiplenirsek sonuna kadar dibine kadar sahipleniyoruz. Evet. Tepkimizi dibine kadar veriyoruz. Evet bazen zarar veriyoruz. Hani aslında insan... taraftar bunu biliyor biliyor musun? Bak yemin ediyorum biliyor ama o an o coşkuyla kendini tutmuyor. Tutmak da istemiyor. Ağzına ne geliyorsa saydırıyor. Buradan da yazıyor bana. Sevdiği yavrusunu biraz böyle... Biraz hırpalayan bir yapımız var. Ama ne olursa olsun yani Bursa Spor... Başka Bursa Spor yani yok. Türkiye'de yani. Çok farklı bir camiadır. Bir şehir takımı evet. olarak Türkiye'nin en güçlü şehir takımıdır. Yani. Aynen bak. Bunu hiç kimse şey yapamaz. Ali Tan Doğan'dan da ilgili sağ olsun İskoçya'dan Ercan Altıngül asiste etmiş bizi. Programı izliyor. Teşekkür ediyoruz. Diyor ki Ali Tan Doğan mesajında... Başarılı teknik adam şehrin takıma sahip çıkacağına olan inancını kaybettiğini belirterek görevinden ayrıldığını açıklamış. Yani o tabii bilmiyorum bu belki zahiri bir şeydir. Şehir ama şey, diyordu ya maçlar biz ligde kalma mücadelesi veriyoruz. Maçlara 2000-3000 kişi zor geliyor diyor. İlgi yok. Ve Balıkesir stadı biliyorsun küçük yani. Ya şimdi şey eski stad bildiğimiz. Şimdi az önce konuştuğumuz konuyla paralel aslında cami almak farklı bir şey. Şimdi evet. Biz mesela ne kadar damarlarımızda yaşıyoruz işte bu çekirdekçi değiliz yani. Ne oldu, ne bitti işte nasıl olacak işte hafta içi antrenmanda kim tempolu çalışmış, kim formdaymış işte Selezno'm oynayacak mı? O dün var ya nasıl her şeyi irdeliyoruz. Heyecanlandım diğer, ben diğer şehirlerde böyle bir şey yok, yok yani. Çekirdek çitliyorlar. Dün böyle hoca şey açıktı idman. Böyle bir yarım çift kale yaptı yarım sahada. Ben nasıl heyecanlandım biliyor musun? Aylardır
Açık idmanda çift kare izlemediğimi fark ettim. Çünkü açık idmanlara genelde kondisyon, evet, işte istasyon, evet, onlar yapılır. Ben hemen hoca kim nereye, kimi koymuş oraya falan çözdüm işi de. Burada söylemeyeceğim tabii. Çünkü bizi herkes izliyor. Çünkü ama hocanın düşüncesi sanki basın toplantısında da söyledi. Biraz yedek ağırlıklı bir kadroya girecek. Çünkü ligde de pazar günü Giresun'da çok önemli bir maç var. Giresun'da son haftaların flaş ekibi. Evet. Ve üst grubu yakalamak için. Hatay dün kazandı bir anda. Tabii 23'e 27. Yine bir 4 puanlık fark oluştu. Ben dün Balıkesir'in bir beraber kalması çok istedim. Evet. Ama 68'de o gol gelince üzüldüm tabii. Neyse, evet, açıkçası. Ama futbol bu. Maçı konuşuyorduk. Laf lafı açtı. Balıkesir Ali Tandoğan'ın istifası girdi. Bu Ronnie'nin golünde tabii sıfırdan Çağlar'ın bir hatası var. Evet. Otur, geçen hafta maçı kurtaran Çağlar. Bu hafta kalecikte olur böyle şeyler. Olabilir. İçeri çeldi daha doğrusu. Yani dışarı, evet, çelemedi de topu içeri çeldi. Direkt dibinde ve 90+5'e kadar bir de 4 tane Adana'nın müthiş bir pozisyonları var. Onlarda da kırılma anları var. Allah'tan dağlara taşlara vurdular yani. Evet. Ve Bursa Spor'un da bu maçtan sonra bugüne kadar en fazla Keçiören maçında 16 şut atmış. Ondan önce Bolu'da 15 şut. Yükselen bir grafiği var. Üst üste 3 maçta şut sayısını 23'e çıkardı. Ve 10 isabetli şutla da kendi rekorunu geliştirdi. 6 isabet Osmanlı maçından. Güzel. 10 isabete çıkardı. Ben teknik adam gözüyle soruyorum sana bunu. Hı hı. Yani deplasmanda rakip her ne kadar düşme altındaki Adana Spor'da olsa 23 şut denemesi ve 10 isabet. %64. O 23 şutun muhtemelen yarısından fazlası, hatta bayağı bir yükseği ilk yarıdadır muhtemelen. Onu da söyleyeyim. İlk yarıda haklısın. 15'e 6. 15 değil mi? İkinci yarı 8 şut var. Evet. Yani ilk yarı iyi bir Bursa Spor vardı sahada. %63'lerde top bizdeydi. Kötü bir gol yedik. Yani o olabiliyor. Hani yüklenirken arkada açık vermek zorundasın. Evet. Çünkü yani sıfırdan ortada da şey yapıyorsun. Kötü bir gol yedik. Ama onun haricinde yapılması gerekenleri yapan bir Bursa Spor. Hani mümkün olduğunca diğer maçlara oranla bir tık daha yukarıda istek ve baskı vardı. Ama ikinci yarı biraz fazla pozisyon verdik. İkinci yarı biraz sıkıntılı geçti dediğin gibi. Yani 2-2'den sonra maçın 3-2'ye dönme, onların adını dönme pozisyonları da vardı. Evet. Ama bu sene şöyle bir maç şey de var. Maç gene gitti geldi, koparamadık yani. Şöyle bir şey var yani, kaç maç oldu hatırlamıyorum ama 90 civarında çevirdiğimiz çok maç var. İstanbul Spor maçı ve Ümraniye maçı 81-83. 10 kişiyle 1-0'dan 2-1 bir Ümraniye çevirdik. İstanbul Spor'da öndeydik ama. Yani futbol şansı bu sene biraz yanımızda gibi gözüküyor. Evet. İnşallah bozulmaz, hep böyle devam eder. Ama ben hep şunu söylüyorum. Futbol top isteğini sever. Yani evet. Öyle bir şeyim vardır benim. İstiyorsan 90. dakikada da olsa o top gelir bir şekilde seni bulur yani. Dün biz Pota Altı programından çıktık. Bizden sonra da Ali Nur Aktaş'ın katıldığı Aysin Komitka'nın programı vardı. Hı hı. Ali Nur Aktaş içeri girince tabii biz Mehmet Ali ile hoş geldin dedik. Hemen Bursa Spor başladı Bursa Spor'u anlatmaya. Ya işte gene iyi maç aldık ama işte dikkat etmemiz lazım. İşte Mesut Başkan da yalnız işte falan filan şeklinde bayağı direkt ayaküstü topa girdi başkan. Evet. Tabii Bursa Spor her yerde konuşuluyor. Biz de hani az kaldı trend topik oluyorduk Mehmet Ali ile beraber. Sizin Özer gol atınca. Efsane canım, onu izledim gülmekten yerlere. Birçok sitede almış onun gifini yapmış. Ben böyle yapıyorum. Mehmet Ali böyle yapıyor. Bir arkadaş demiş ki akımı kesin demiş Mehmet Ali. Titremesi efsane yani. Elektrikten kurtulsun diye. Ben de orada ayağa kalkmışım. Allah'tan kablo aklıma geldi ama dün hatta Musa Hoca'yla konuştuk. Dedim valla kablo kopuyordu. Ya boş ver diyor. O görüntülerden sonra kablo kopsa ne olur diyor. O coşku çok güzeldi. Yani, ya bu şehrin her yerinde bu yaşanıyor. Sona kalmasın tabii yaşanıyor bu iş. Yani bu iş. Son olduğu için öyle oldu biraz da. Hani son dakikada. Hani bu kimisi diyor ki ulan Adana Spor'u yenmişler. Bu sporun medyadaki takipçilerin ya da yorumcuların haline bak. Konu o değil ki. Sen şimdi Adana'da 2 puan bıraktığın zaman bir anda 23 değil de 21 oluyorsun. Tabii, ve tabii, şu anda tabii. Averajınla 6. sırada Keçiören'in bir tık üstünde oluyorsun averajla. Yani evet, playoff sınırında oluyorsun. Liderden de 6 puan geriye düşüyorsun. Evet. Böyle bir ilk 2'den çıkmayı hedefleyen bir Bursa Spor'un böylesine, Adana'nın da Engin Hoca'yla da galibiyeti yok. Ya hani o maç ben enteresan son dakikalara girerken eyvah dedim ya. Burada hani burada kaybedeceğimiz 2 puan gerçekten can yakabilir ilerleyen dönemde. Evet. Çok şükür kaybolmadı. Moraller yani çok bozuk. Evet. Bir de geçen hafta burada biliyorsun taraftar inceden çağırdı takımı. Son anda galip, evet, gelmesine rağmen, evet, bir şeyler oldu. Bu arada asistler de devam ediyor.
Samet Çayır kardeşim gazeteci. Ali Tandoğan'la ilgili bir asist o yapmış. WhatsApp'tan özelden. Ali Kaptan demiş ki hala bu şehrin dinamikleri sizlere destek vermiyorsa bizlerin de daha fazla kalmasını gerektiren bir durum olmadığını anlattık diyerek istifa etmiş. Yani demek ki şehirde bir var. Umutsuzluk, umursamazlık var. Daha doğrusu senin kelimen daha doğru. Öyle olunca da biz neyin mücadelesi veriyoruz demiştir. Biliyorsun Ali Kaptan da böyle sinirlenince ya ama kendince şu var. Şimdi haklı durumlar mutlaka çok. Mutlaka vardır haklı durumu ama Türkiye'deki kulüplerin maalesef ki yapıları bu Serkan. Yani evet. hep diyorlar ya futbol nereye gidiyor? Ya futbol kötüye gidiyor. Futbol bu yönetilme şeklinden çıkmadığı sürece daha da kötüye gidecek. Hep konuşuyoruz ya, herkes profesyonel, yöneticiler amatör. Ya da gel sen yönetici ol diyorlar. Aa hadi ya falan, bak gazeteye de çıkarsın, televizyona da çıkarsın. Yapma ya falan. Adam o zevki orada yaşamak için. Ya yöneticilik farklı bir şey. Ama futbol yönetmek çok farklı bir şey. Yani bunu anlatamıyorum, insanlara da anlatmakta çok zorlanıyorum. Peki nasıl bakacağız sevgili kaptan? Yani şimdi sen eski bir futbolcusun. Eser hocam var biliyorsun, eski futbolcu, eski kaleci deyince bakıyor bana böyle. Ben diyorum ki unutulmaz kalecilerinden Eser. Eser abi efsane kaleci. Eser abi efsane tabii canım. Kupa, evet. Kupa, bir tane yegane kupamız var, o kupanın kalecisi yani Serhat 3 kupayı kaldırırken. Efsane Eser kaleci. Abi kaledeydi. Şuraya geleceğim. Niye bizim eski futbolcularımız sadece antrenörlük ya da işte yorumculuk yapıyorlar? Niye menajerlik için donanım kendilerine sağlamıyorlar? Niye birçok okulun, birçok üniversitenin, özel üniversitelere dahil olmak üzere spor bilimleri ve spor yöneticiliği bölümleri açıldı artık? Yani buralara niye girmezler? Niye dışarıdan sallayarak ya da ne bileyim işte bir takım yerlere ayak oyunlarıyla hocalık kovalayarak, biliyorsun 100 küsur takım varsa 10 bin antrenör var. Şimdi şöyle, bunu o tarz insanlara sormak lazım ama... Yok ben menajerlik tarafını soruyorum sana. Niye şimdi, oraya yönlenmezler? Şimdi basketbolda var bu. Bursa Spor'da tüzük değiştikten sonra menajerlik kavramının mecbur olduğu bir sistem koyuldu ortaya. Ve bu... Sportif direktör olarak adlandırıldı. Sportif direktörlük olarak adlandırıldı. Bu sportif direktörlük için istenilen özellikler de belirtildi açık açık. İşte yabancı dil şeyi var. Eski futbolcu veya işte bir spor geçmişi olması gerekiyor. Evet. Ya da işte bu işin eğitimini almış, bir okuldan mezun olmuş olması gerekiyor gibi, böyle tam şu anda şeylerini bilmiyorum ama hani bir detaylandırma. Ömer Keskin'imizi izlese şu anda dökerdi onları, biliyorsun. Ömer zaten bu konuda efsane. Yani evet, yani bizim, şey. Ben takıldığım her konuda hemen Ömer'e zaten abi, şey yapıyorum. Ben federasyonla ilgili bir şeye takılıyorum. Emrah Kayalıoğlu'nu arıyorum. Niye? Hem federasyonda çalıştı hem de sabahta benim spor müdürlüğümü yaparken hem de bu işlere teşne, sürekli değişen kurallar. Hani Tahir Kumar biliyorsun, şimdi Hürriyet'te yazmaya başladı. Değişen kurallar, eksikler, gedikler. Tabii onları takip etmek çok ayrı bir şey. Ömer de bu uzmanlık alanı. Donanımlı bir arkadaşımız. Çok sevdiğim bir kardeşim benim de. Tabii. Sağ olsun. Hani, biz de seviyoruz canım. İyi bir insan. Sürekli hep böyle destek aldığım bir insandır. Şimdi onunla da bu konuları konuşmuştuk. Şimdi bakıyorsun Serkan. Bu özelliklere sahip olmak çok zor değil aslında. Ama bu işi bilmek ayrı bir uzmanlık istiyor. Şimdi aynen. Ben mesela bundan 10 sene önce, 11 sene önce bana deselerdi ki ya senin özelliklerin tutuyor. Evet, benim yabancı dilim var. Tamam. Eski, yurt dışında da çok oynadın. Eski futbolcuyum, yurt dışında oynadım. Evet. Milli kariyerimiz var, bilmem neyimiz var. Hani benim sportif direktörlük için olması gereken bütün özelliklerim mevcut. Bana deselerdi ki bundan, futbol bıraktığım dönemlerde 10-11 sene önce, gel Mustafa işte sportif direktörlük yap, sudan çıkmış balık gibi böyle bakardım. Hani nasıl yapılacak bu iş diye. Nasıl bir şey acaba? Çünkü bir örneği çok az. Bir camiayı yöneteceksin. Bunun bütçelendirmesini ayrı yapacaksın. Herkes senin ağzına bakacak. Tabii, bütçelendirmesini ayrı yapacaksın. Basın tarafını ayrı yöneteceksin. Taraftar iletişim, communication, PR yapacaksın. Aynı zamanda takım hoca üzerinde bir bağlantı noktası gibi olacaksın. Hoca yönetim arasında bir bağlantı olacaksın. Altyapı, yani baktığın zaman sportif direktörlük o kadar büyük bir donanım istiyor ki bunu hiçbir okulda öğrenemezsin Serkan. Eski futbolcuların hiçbir tanesi de bu donanıma sahip değil aslında. Şimdi, ama işte burada sıkıntı var ya. Ya burada sıkıntı o var. O zaman bizim için Mijatović diyoruz, Hönes diyoruz. Yani saydığımız zaman birdenbire Begiristain, Rummenigge. Şimdi Avrupa'daki sistemleri biz örnek alırsak, Avrupa'daki Türkiye'ye sistemleri uymuyor. Türkiye'ye uydurmak çok kolay bir şey değil. Biliyorum. Çünkü Türkiye'deki başkanlar yapı bambaşka. Yani yönetim başkan kadrosu daha ön planda olmayı seven, daha hani bu işin tadını, kaymağını yemeyi seven bir yapı. Canlı örnek vereyim mi? Başkan var Bursa Spor'da, seni sportif direktör yapacak, diyecek ki Mustafa'cığım ben karışmıyorum, hocayı belirle. İnanır mısın?
İnanmak istiyorum Serkan. Ama ben de inanmak istiyorum da hangi başkan bunu devretti? Elindeki oyuncağı kim kime verdi? Aziz Yıldırımlar, şunlar bunlar. Tamam ama şu var. Şimdi bir örnek vereyim. Remzi Başkan'ı ben çok severim. Yani benim üzerimde emeği olan bir başkandır. İşte evet. Bursa Spor'da oynadığım dönemde. Hala da Karacabeyspor. Tabii ilgileniyor. Ve biz bundan 3-4 sene kadar önce bana geldi. Dedi ki Mustafa dedi yeni bir kulüp kurmak istiyorum. Altyapıdan giriş yapmak istiyorum. İşte Bursa'da farklı bir altyapı çalışmalarının içinde olmak istiyorum. Bununla ilgili senden destek istiyorum dedi. Tamam başkanım dedim ne yapabiliriz? İşte oyuncu desteği, ekip desteği, işte şudur budur falan isteklerini bana sıraladı. Ben de onunla alakalı ona düşüncelerimi söyledim. Daha sonra Remzi Başkan işte bir hafta içinde falan avukatına güzel bir anlaşma metni hazırlamış. İşte kurallar, sözleşme şartları, ne yaparız, şartları ne ederiz falan. Güzel bir anlaşma şeyi geldi bana. Ben şimdi baktım, okudum. 3-4 tane maddeyi işaretledim. Kendi avukatım da Yalçın Canmaz'dır bu arada. Tabii Yalçın'a selamlar. Spor anlamında hani her konuda sağ olsun. Furit'te ekstra Bursa Spor'unda yöneticisi. Bizim de aynı zamanda kulübümüzün yöneticilerinden. Yalçın ne zaman eve gidiyorsun? Şimdi Yalçın'la ben bunu paylaştım ve dedim hani bu benim istediğim bu olması lazım. Kafama o yatmadı bunlar dedim. Bu olması lazım. Yazdık, çizdik. Sonra Yalçın bunu güzel bir şekilde hani avukatların kendi bir dili vardır ya. Hı hı. Hani o şekilde bir metne döktü. Ben, literatüre uygun olarak. Ben bunu karşı tarafa gönderdim. Remzi Başkan'ın avukatı beni aradı. Dedi ki Mustafa Bey dedi Remzi Başkan dedi bu şartları kabul etmiyor. Çok ağır olmuş dedi. Bu sizin hani bizi çağırdığınız bir imza töreni vardı. Onu mu bahsediyorsun? Tabii Bursa Yıldızı. Ha. Bursa Yıldızı projesinden bahsediyorum. Anladım. Ondan sonra ben de kendisine dedim ki tamam başkanıma saygılarımı iletin. Hani ben yokum bu işte. Hani bu şartlar varsa ben varım, yoksa ben yokum. Tabii yarım saat kadar geçti geçmedi telefonum çaldı. Remzi Başkan arıyor. Akşam dedi yemek yiyelim seninle. Tamam dedim başkanım yiyelim. Güzel yaklaşım. Tabii gittik akşam oturduk bir yemek yiyeceğiz. İşte o da işaretlemiş, benim gönderdiğimi işaretlemiş. Meşhur maddeler gidip geliyor. Tabii, gidip geliyor maddeler. Dedi ki burada dedi bütün dedi şeyi sen yapıyorsun dedi. İşte bunu sen seçiyorsun. Bunu sen gönderiyorsun. Ben ne yapacağım? Aynen böyle dedi. Ben ne yapacağım dedi. Aynen böyle. Tahmin ediyorum çünkü ama o geleneksel başkanlıktan geliyor. Şimdi ben de ona dedim ki başkanım dedim sen ne yapmak istiyorsun ki? Yani sen sahaya çıkıp sen idare mi yapacaksın? Sen bunun tadını çıkart. Yani sen bu ekibi gel otur tribünde keyifle maç izle. Var mı bir eksik yedik sor. Yani sen hani bunun kontrolünde benimle beraber istişare et. Ha ben senin fikirlerine tabii ki saygı duyarım ama yapabileceğim kadarını, uygulayabileceğim kadarını veya uygulayamayacaksam da bunu sana makul bir dille ben anlatırım. Sen de çevreni kullan. Evet. Yani sen dedi bunun tadını çıkart. Ondan sonra konuştuk bana dedi ki ya dedi ama dedi başarısız olursan ne olacak dedi. Dedim başarısız olursam ne olacak? Çok kolay aslında. Beni değiştirir. Yok. Başarısız olursam dedim. Orada dedim bir Bursa Yıldızı markası var. Ortaklaşa işbirliği yapan Mustafa Gönlem Profesyonel Futbol Akademisi var dedim. Şimdi ben kendi adımı koymuşum buraya dedim. Niye yani başarısız Gönlem olmaya uğraşıyor? Başarısız olursak dedim Bursa Yıldızı başarısız olacak. Ve Mustafa Gönlem başarısız olacak. Bu sen şehrin dedim, evet. Sen dedim hani bunu kendini adledemezsin. Ha başarılı olursak dedim evet ben de bundan neman alacağım. Ben de mutlu olacağım ama bunu kuran kişi olarak sen de başarılı olacaksın. Başkan sensin. Sen dedim elini koyuyorsun ama dedim ben vücudumu koyuyorum. Sonuç? Bana böyle baktı dedi ki senin dedi bu tavrını çok seviyorum dedi. Çıkarttı kalemini bir tane de o işaretlenmemiş sözleşme var. Temiz. İmzaladı. Biz anlaşmayı böyle yaptık Remzi Başkan'la. Şimdi. Ama istişare etmeseydiniz. Geleceğim nokta şu. Bu anlayışta hani bu teslimiyete sahip ama karşılığında da bu kadar güvenebileceği bir adam buluyorsa bir başkan. Eyvallah. Yürüsün gitsin abi. Yani bu tarz yönetilmesi lazım. Ama şimdiki yapıda da işte padişahım çok yaşa hallederiz başkan. Tabii başkanım. Çok var çok siz var. Siz haklısınız. Siz ne derseniz öyle. O olur mantığıyla. Bizim Remzi Başkan'la bütün toplantılarımız kavga dövüş geçiyordu ama hep böyle kavga dövüş derken. Fikir tartışması. Evet fikir tartışması yapıyorduk. Ya onu niye öyle yaptın? Beyin fırtınası diyelim. Ben onun açıklamasını yapıyorum. Bana diyor bu mantıksız geldi. Bana da bu mantıksız geldi derken hani 2-3 saat böyle o fikri birbirimizle tartışıyorduk ama dışarıya hiçbir şey yansımıyordu ve dışarıda bir sene içinde 4 tane takımı bir üst lige çıkarttık biz. Doğru söylüyorsun Mustafa'cığım birkaç tane mesaj var. Bayağı birikti. Dilersen onları da okuyalım. Biliyorsun interaktif program yapmaya çalışıyoruz. Açık kanalda bir sürü kupa maçı varken bizi izliyorlar. Tabii Bursa Spor ortak paydamız. Hakkı alınca demiş ki Adnan Örnek zamanında altyapıya gelen Afrikalı futbolcular için kulübe 600 bin dolar ödeme evrağı gelmiş. Valla
Hakkı'cığım sen bu işleri iyi takip ediyorsun ama emin ol benim böyle bir bilgim yok. Senin var mı öyle bir bilgin? Bilgim yok. Ama her an her şey olabilir bu yani. Bu haberi gördüm. Bu haberi gördüm. Yani şöyle söyleyeyim. Hani bu... Böyle şeyler bekleniyordu. Şapkadan tavşan çıkması gibi bir şey değil bence. Yani, beklenen bir şey. Hani muhtemelen bunun bir anlaşması vardır. Ben kim haberi yaptı? Yapan gazeteci arkadaşlara da buradan saygım sonsuz. Hayır ben zaten olayı bilmiyorum. Şey yani derinlemesine bilgim yok. Ben sadece şöyle bir şey söylüyorum. Hani eğer böyle bir ödeme varsa bu daha önceden planlanmış evet. bir şeydir. Haber üzerine yorum yapmak zorunda kalıyoruz yani. O bilmediğim için de bir şey söyleyemeyeceğim. Yakında herhalde ama bunu yönetim açıklar. Ne kadar kaç? 600 bin dolar diyor. Kaç oyuncu? 4 Afrikalı. Vardı ya bu altyapıya gelen. Serdar Kurtuluş'ta çalışmıştı. 4 Afrikalı falan. İçin 600 bin dolar. Çok mu? Çok. Çok mu? Çok. Çünkü 19-20 yaşlarında çok bunlar. Çok yani çok. Bir tanesi kaçtı geri gelmedi falan biliyorsun. Şimdi ben bugün Kırgızistan'dan alt yaş gruplarında bir çocuk geldi. Evet. Son telefonuna ben de şahit oldum biraz önce. Evet yani şimdi işte onu Bursa Spor Kulübü ile gönderdik. Orada deneyecekler. Eğer gerçekten hani o yaş grubunda ihtiyaçları 14-15 varsa. 14-15 yaşlarında galiba. Şimdi maliyetini düşünüyorum. Bir maliyet yok ki bunun yani. Yok. Hani nasıl bir anlaşma yapalım şey mi acaba hani şey bu filiz payı dedikleri bir şey var ya. Hani, tamam da bunu alırken bilirsin. Yani tamam kendi ben bunu ülkesinde. Beğendim aldım sonradan bu kadar para çıktı diye bir şey yoktur. Hani alırken bilirsin bunu belli bana bir şey maliyeti vardır. Nedir ne olacak. Hani kulübüyle hesabını... görüşürsün varsa lisanslı kulübü. Aynen. Değil mi? Hani onun üzerinden Adnan abinin üzerine gitmek çok mantıklı olmayabilir. Yok ben çünkü... Adnan abinin üzerine Adnan hocayla ilgili değil. Hakkı öyle yazmış. Adnan Örnek zamanında altyapı sorumlusuyken anlamında. Ben haberin içeriğinde çok şey yani... değilim ama öyle bir araştıralım şimdi bakalım. Şimdi şöyle diyelim. Söyleyeyim. Adnan Örnek konusu açıldığı için söyleyeyim. Adnan abi benim kaptanlığımı yapmış. Hala hani görüştüğüm, değerli çok bir sevdiğim bir insandır. Kaptanımız, dostumuz. Evet, yüzüne karşı da söyledim. Hataları var mıdır? Vardır. Hani özellikle Bursa Spor kanalında ama onun tarafından düşündüğün zaman onun savunması da doğru. Yani ben bu şoku yapamadım. Benim ayrılmam şok etkisi yaratacaktı. Yani benim olmamam lazımdı. Gibi bir şey vardı, bıraktı. Tabii şimdi orada bir hata yapmıştır. Ama insanlar hani onun üzerinden yürüdüğü zaman şimdi herkes kendi bakış açısından değerlendiriyor ama ya bir kişinin üzerine çok böyle gidilmemek lazım. Gitmemek lazım. Şimdi o değerlere, sene düşmedi, ertesi sene düştü. Yani burada bir farklı bir yapı vardı. Yani, değerleri hemen böyle bir anda evet, yok yani, etmemek lazım. Yok etmememiz lazım. Artı mesela onun Vakıfköy'e girişinde bazı bir olaylar olmuş. O da gündeme geldi. O da çok yanlış olduğunu düşünüyorum. Mevcut yönetimin evet. bu anlamda hata yaptığını da düşünüyorum. Ne olursa olsun yani... Ben de eski bir futbolcuyum. Evet. Ben de yarın öbür gün Vakıfköy'e gidip hani bir yaş grubunu izleyip... Yani çünkü biz Vakıfköy'den alan değil, veren. Yani Bursa Spor'dan hiçbir zaman ben bir kazanç peşinde olmadım. Biliyorum. En yakın şahidi sensin. Yani ben o zamanlar muhabir olarak iyi takip ettim. Yani benim Bursa Spor'a ne katabilirim, ne işte değerlendirilebilir, Bursa Spor'la ortak neler yapılabilir düşünme adına Vakıfköy'e gidip maç izlememden veya oradaki oyuncuları takip etmem çok normal bir şey. Ha, ben bunu yapan bir insan değilim. Hani ben kendi tarafımda... Canım U21'e de gidersin. Ama sen... bunu yapan insanlara orada bir saygı duyulması veya ayrı bir gözle bakılması gerektiğini düşünüyorum. Anladım. O gündeme gelen konuyla ve kuralla ilgili diyorsun. Yani anlıyorum. Orada Adnan abinin haklı olduğunu çok arkasında duruyorum. Bu arada mesajlar da geliyor. Selamlar da iletelim. Mustafa Turan Gemlik'ten selamlar, iyi yayınlar demiş. Teşekkür ediyoruz Mustafa Turan'a. Sağ olsun. Erol Çelikkaya, akrabaların mesajlarını okumuyorum. Sadece ellerinden öpüyorum diyorum. Çünkü bu sefer her programda diyecekler. Okuyor. Erol Çelikkaya iyi programlar demiş. Teşekkür ediyoruz. İkbal Turan gazeteci arkadaşımız. O sevgiler demiş. Mustafa biliyorsun yani. İkbal bizi yan yana görünce birazdan bir video çekip atabilir yani. İkbal gerçekten değerli bir insan. Çok değerli, seviyorum. Çok değerli bir insan. Bu işinde. Hatta o suçlu benim yazısını yazdıktan sonra bana özelden mesaj attı. O da hani tebriklerini ve tabii. çok beğendiğini ileten. O da spor şey yazıyor. Yaptı. Tabii. Yani böyle güzel yazılar aslında hakikaten bir köşe başı ya ben şeyi olması lazım. Arkadaşlara şunu söylemiştim. Benden sürekli maç yorumu beklemeyin. Yani ben işte Bursa Spor kiminle oynadı? 3-5-2-4-4. Adana ile oynadı. Şimdi Adana maçını yorumlamamı beklemeyin. Yani ben bunu ben yorumcu biliyorum değilim. Biliyorum ben seni o tarzını. Daha önce de konuşmuştuk ya. Seninle de hatta bu programa gelirken de hep özellikle söylüyorum. Evet. Hani maçı yorumlamayalım. Maçı ama bir üzerinden geçiyoruz işte. Yani. Üzerinden hani, geçiyoruz. Evet yani üstün körü çok dalmadan daha geçmeye çok konuşulmayan konuları konuşmaya aynen, çalışıyoruz. Aynen ben sporu konuşmaktan, sistemi konuşmaktan çok daha keyif alıyorum. Evet. Bahtiyar Sığırcı iyi yayınlar dilemiş bize. Teşekkür ediyoruz Bahtiyar Bey'e de. Sağ olsun. Birol Yaman bizi izliyor. Mesut Yıldız izliyor. Metin Yüksek hocamız zaten
izliyor sağ olsun. Ve pardon, özür diliyorum. Metin Yüksek Hoca demiş ki İnegöl'den selamlar, aleyküm selam. Bugün engelliler günü, biraz önce evet biz de o farkındalığı ortaya koymaya çalıştık. Bursa Sporlu sınıfımızla özel arkadaşlarımızı ziyaret ettik ve etkinlik düzenleyip farkındalığımızı arttırdık diyor. Süper. Tebrik ediyoruz. Süper. Metin Hoca zaten hani Metin Hoca'nın yaptığı işler ortada. Ya ben sana bir şey söyleyeyim mi? Çocuklarımıza biraz eğitim sistemini eleştirelim mi seninle? Var mı vaktimiz Metin biraz? Valla işte son 10 dakikaya giriyoruz. Metin Hoca'nın şöyle bir sorusu da var. Yalçın Hoca röportajınızda taraftar da oyunu beğendi dedi. Dikine ve baskılı oyunu evimizdeki maçta da görebilir miyiz diyor. Rakibe göre değişir sanki. Ya istediğimiz bu tabii de. Bunu uygulamak için biraz daha yolumuz var sanki evet. Yani, ama hafif sanki böyle üstüne koymaya başladı. İşte Burak Altparmak'ın dönmesi, Özer'in kanattan çok ortada daha verimli oynaması. Şimdi Yalçın Hoca geçen de bir açıklama yaptı. Dedi ki bu ligde maç kazanmak, puan kazanmak çok kolay değil dedi. Şimdi neden kolay değil biliyor musun? Yani ben bu cümle benim kafamda böyle bayağı bir dolaştı. Döndü diyorsun. Bayağı bir dolaştı. Yani düşündüm hani... Acaba hoca ne demek hani istiyor? Kendimizi mi küçük görüyoruz? Bu ligi mi çok fazla gözümüzde büyütüyoruz? Yoksa farklı bir şey mi var diye... Bu ligde puan kazanmak neden zor biliyor musun Serkan? Bu ligde kaliteli top oynayan, kaliteli bir sistem ortaya koyan bir anlayış yok. Bozan bir anlayış var. Yani kimin kimi yeneceği belli olmuyor. Hatice falan hiç artık ön planda evet, değil. Evet, yani genelde takımlar aman sağlam bir şeyle arkasını oynayayım. Arkasını tutayım. Vurayım, kaçan olursa gol atsın falan. Bu mantık yanlış bir mantık ama maalesef bu lig böyle bir lig. Hani bu anlamda... Üretkenlik beklemek ne kadar evet, doğru mu diyorsun? Evet, Hoca'ya bir anlamda katılıyorum. Ama bir anlamda da... Burası Bursa. Bir anlamda da şunu söylememiz lazım. Eğer senin takımın bu mantalitede değilse bu ligde maç kazanmak çok zor değil. Evet. Yani sen doğru bir kurguyla oynuyorsan, o baskıyı doğru uyguluyorsan... ne bileyim. Kilidi daha, açabiliyor musun bir de o mesela var. Mesela Bursaspor olarak bence hala biz dar alanı oynayamıyoruz. Evet. Yani, üsttekini yeniyorsun, alttakiler sana kapatıyorlar, otobüsü çekiyorlar kapının önüne. İşte, ne oluyor? Dar alanı oynayamadığımız için. Yani şimdi Selçuk alacak, orta sahadan sol açığın önüne atacak. İşte dönecek oradan. Ama top şimdi, kaybı kontra yiyorsun. Buradan bu şekilde açık oynuyorsun ama orta sahan buna çok destek veremiyor. Igor adam eksiltemiyor falan filan. Defansını o kadar doğru sıkıştırıp da hani oyunu oraya yıkamıyorsun ve indirdiğin toplarda böyle tık tıkları çok iyi yapamıyorsun. Evet. O yüzden de biraz zorlanıyoruz. Yani Barcelona'nın tiki takasında kimse beklemiyor tabii. Üretken, ben bekliyorum. Ya bekliyorsun ama o mükemmeliyetçi bir yapı. Yani dikine pas, evet. Ara pası, final pasının sağlıklı olmasını istiyor herkes. Ama orada sıkıntı var galiba son noktayı koymakta. Ben sana şöyle söyleyeyim. Orta sahada ben yıllardır bunu eleştiriyorum. Hatta buradan altyapı eğitim veren hocalara da bunu özellikle üstüne basa basa söylüyorum. Bunu yapsınlar. Orta saha oyuncusunun en büyük özelliği şudur. Takımı yönetir. Evet. Takımı yönetmesi için de... O topu aldım, buna attım, bu ne yapacak veya ara pas attım, bu ne yapacak mantığını unutsunlar. Orta saha oyuncusu verecek, hareket edecek, bir daha alacak. Verecek, hareket edecek, bir daha alanları alacak. Kullanacak. Yani. Yani o açıları, dar alanı topla arkadaşını kullanıp alıp, diğerini kullanıp alıp, diğerini. Yani bunu Bataja yapıyordu küçük mesela. Küçük üçgenlerle. Küçük üçgenlerle ve o yani... Ben orta saha, kendi takımımdan örnek vereyim. Ben orta sahada işte, orta sahada ön liberom alsın da sağ açının önüne top atsın da defansın arkasında ben arkada da, bekleyeyim çay içeyim. Ben böyle bir anlayış istemiyorum. Kendi çocuklarıma da bunu söylüyorum. Hareket. Yani forveti duvar olarak kullanacaksın, forvete vereceksin, alacaksın, solundakini kaçıracaksın. O zaman yani alıp sola atmayacaksın o topu. Türk futboluna yeni bir terim kazandırayım mı? O çift çapalardan falan, şey, zibantlardan sonra... Motion offense diye basketbolda bir şey var. Hareketli hücum. Bak bunu evet. Çok şeyi vardır. Motion offense'i NCAA dediğimiz kolej liginde görürsün. NBA'de yoktur bu. Bak Türkiye'de bunu en çok üstüne giden Şenol Hoca'dır. Motion offense işte ayağı düzgün bir 6 numara. Mesela Oğuzhan'a 6 numara dedi. Abdullah Hoca da ortalık yer yerinden oynadı biliyorsun. Yani Oğuzhan nasıl 6 numara olur ya? 8-10 numara 6 numara denir mi dendi. Ama mesela Atanasov'da bizde ilk 3 hafta 6 numara oynadı. Niye? Yalçın Hoca ayağı düzgün diye koydu oraya. Yani bu arada son dakika Kemal Özdeş'ten ben son dakika muhabiri oldum dikkat edersen. Kemal Özdeş'ten boşalan Kasımpaşa'da teknik direktörlüğe kim getirildi sence? Bir tahminini alayım. Ali Tan Doğan deme şimdi. Yok canım o bir dakika bir saat hani oldu. Bir anda böyle dönüş olmadı. Yok o işleri genelde Erkan Sözer yapıyor. Bilmiyorum.
Sürpriz bence bir isim. Tayfun Avuççu. 1,5 yıllık anlaşma yapmış. Hmm. Bein Sports kaynaklı. Bir ara Bursa Spor'un önünde de vardı bildiğim kadarıyla. Tabii bu şey geliyor. Süleyman Seba'nın da akrabası değil mi? Evet. Böyle bir şey var. Bu arada Hikmet Hoca ile dün görüştüler. Hikmet Karaman'la anlaşma sağlanamadı. Tayfur vardı. Tayfur Bursa Spor'un gündeminde. Tayfun değil. Tayfun Avuççu öbürü. Tamam. Karıştırdık değil mi? Tayfurlar karıştı bende. Bu Lüçescu'nun yardımcısı olan. Biliyorum. Karşılıklı çok oynadı Tayfun. Evet. Orta evet. Saha. O da Almanya Hı-hı. patentli. Evet. Beşiktaş. Şimdi özür diliyorum tekrar sesinden. Bu arada sorular gelmeye devam ediyor. Atlamayayım diyorum. Birol Yaman demiş ki ben puana bakarım. İlk 2'de olalım yeter. Doğru. Şey rahmetli Doğru. başkan gibi. Ben tabelaya bakarım Ama abi. Şu var. Direkt çıktın mı çıkamadın Ama mı? Ama işte şu var bak. Adana maçında son dakikada golü atamasaydık nerede oluyorduk? 6. oluyorduk değil mi? 6. Yani geçen ören olduğu yerde. Hani birkaç maç böyle tökezlersen hani temenni etmiyoruz ama bunları yaşarsak işte o zaman ya iyi oyun, puan iyi oyunla beraber gelir. Yani evet. hani puan olsun da ne olursa olsun tamam puan olsun hepimiz çok mutluyuz puan durumundan. ama hani o oyunu da bir tık daha yukarılara taşımak zorundayız yani. Futbolu konuşuyoruz ya. Bursaspor'un futbolu neden üretken değil paydasında konuşuluyor. Ama şunu ya. Söyleyeyim araya girdim. Lütfen. Bu TFF 1. Lig'de en çok üretmeye çalışan takımlardan biriyiz. Evet yani, çalışıyor en azından. Yani. Bir de şöyle bir şey var. Süper Lig'de lider Sivasspor, Demir Grup Sivasspor ve dün akşam Hatay'la birlikte 2 ligde 8'er galibiyeti olan her ne kadar Bursaspor bir galibiyeti silinse de 3 puanı. Evet. 8'er galibiyeti olan 3 takım var. Sivas, Hatay, Bursaspor. Evet. Şimdi burada bir realite var. Bir taraftan da bu 23 puan normalde 26 puandı. 26 olması bu demek. Teknik direktörün ya da futbolcunun kabahati değil. Böyle de bakmakta tabii. fayda var. Yoksa hani biz burada ben Yalçın Hoca benim babamın oğlu değil. Sen İzmir'in damadısın. Senin de akraban değil İzmir'den. yani benim Altay'ın eski kayıcısı. Benim tanışıklığım burada başladı. Yani tabii canım ya espri yapıyorum. Hocası olmuş. Ben de biz de burada tanıdık. Gittim, biz de burada tanıdık. Hayırlı olsun demeye gittim. Oturduk evet. sohbet ettik. Görüşüyoruz arada hani haberleşiyoruz tabii. şey yapıyoruz. Ve ben hep söylüyorum yani eleştirmenin de bir adabı noktası bir adabı var. Yani eleştiririm ama zarar vereceksem eleştiririm. Yani bel altı vurmadan eleştiririm. Ben onun başarılı olmasını istiyorum. Çünkü o başarılı olursa benim takımım üst lige çıkacak. Herhalde yani ben canım. Onun başarılı olmasını isteyenlerim. Yani bu mesela bazı gazeteciler var. Hocayı hoca giderse şöyle yaparım, gitmezse böyle yaparım diye iddialar koyuyorlar ortaya. Bunlara gerek yok. Çünkü dediğin gibi Bursa Spor başarısız olursa Bursa Spor, hocanın gitmesi için Bursa Spor'un birkaç maç kaybetmesi mi gerekiyor mantıken? Öyle gözüküyor. O zaman Bursa Spor bir anda... İsteyenler var. Abi o her yerde var. Yengeç sepeti. 8. 10. sıraya düştükten sonra hoca gitmiş ne fayda ya? Yeni gelen hoca affedersin kuş mu konduracak? Elinde sihirli değnek mi var yani? 10 takım. Nereden geçecek 7-8 takımı? Bir de insanlarda şu var. Bir yorum yapıyorlar. O yorumun arkasında durma kalıyorlar. Mecburiyeti hissediyorlar falan. Ya tamam herkes hata yapabilir. Abi hepimizin yani, düşünceleri aynen öyle. Yani günden güne ben duruma bugün, göre. Ben bugün şunu diyebilirim. Ya Yalçın Hoca saplantılı bu kadar korkak ki. Oynatmaman lazım bu takımı diyebilirim. Ertesi maç hani bak bunu da yapıyormuş. Kusura bakma ya, da diyebilirim. Değişir ya bu abi. Çok zor bir şey değil. Yani egolarımızdan kurtulmamız şey, lazım. Değişim. Yani aynen. bu slogan reklam değil ki. Aynen. Yani değişim her zaman değişen bir şeydir. Ve sürekli üzerine koyar. Ben Mustafa başarılı Turan olmalarını çok istiyorum. Demiş ki bilet fiyatları düşürüldü. Düşürülmesinde problem yok ama 8400 kişinin mağduriyeti nasıl giderilecek? Orada haklısınız. Fakat bir taraftan da kulübün bekası için, tribünler dolmadığı için yönetim böyle bir şey yaptı. Birazcık herhalde sineye çekeceğiz bu işi. Siz yine bilet kuyruğuna girmiyorsunuz. Direkt stada giriyorsunuz. Ne deseniz haklısınız Mustafa Turan Bey. Gemlik'ten yazıyor bize. Onunla ilgili peki mesela önümüzdeki seneyle ilgili belki işte, bir güzellik yapılabilir. Bunun şeyi açıklanmadı değil mi? Öyle bir şey hani kulüp tarafından. Seneye şöyle böyle bir indirim şu bu yapılabilir. Bunu yaparken onu önceden planlayıp yapmaları doğru bir şey olurdu. Bu sene kombine alanlara da seneye şöyle bir güzelliğimiz var dense. Tabii. Biraz daha gönül alıcı olur. Ya şöyle şimdi. Bu insanları küstürmemek lazım. Bu insanlar bu takıma güvenmişler. Hepsi ve bizim taraftarımız. Zamanında kombine almışlar ve herkesten önce almışlar. Tabii. Yani, çünkü kombine durmuşlar. Bitti bir zaman sonra. Şimdi bir değişiklik yapıyorsan onları da hani o iyi niyet. Mağduriyet düşünceye sokmayacaksın. Mağduriyet değil aslında o. Yani onların yok ama öyle düşünenler de normal ya, oluyor. Mustafa'yı ben tanırım. Mustafa onun mağduriyet olarak şey yapmaz ama onların bu iyi niyetlerini kulübün de atlamaması gerekiyor. Tabii. Yani işte maratonla diyor devamında da işte öteki tarafların kategorize edilseydi keşke diyor. Uzun bir şey yazmış. Süremiz çok azaldığı için hepsini okuyamadım. Mustafa kardeşimden özür diliyorum. Murat Demirkol'dan iyi yayınlar demiş. Ben geçen hafta Murat Demirkol bizim programa mesaj atmıştı Süper Futbol'a.
Ben de Murat Demirkol, Mehmet Demirkol akrabasıysa yazar mı diye espri yapmıştım. Mesajı şöyle, Mehmet Demirkol'un yeğeni Murat Demirkol'dan iyi yayınlar. Sağ olsun. Eğitim sisteminden konuşacaktı kaptan diyor. Metin Yüksek'te hiç atlamıyor yani. O vallahi zaman şöyle yapalım, son bir dakika. Eğitim sistemi. Eğitim şart. Bak, Türkiye'deki eğitim sistemi çocuklarımızın özgürlüklerini, çocuklarımızın hayal kurmalarını, çocuklarımızın sosyal gelişimlerini baltalayan, hiç kimse kusura bakmasın. Hani evet, bunu söyleyeceğim çünkü ben bir eğitimciyim. Biz orada 4 yaştan evet, 14 yaşa kadar çocuklara spor yaptırmaya ve arkadaşlığı, takımdaşlığı paylaşmayı, kendini ifade etmeyi, bir birey olmayı, bir takım oyuncusu olmayı öğretmeye çalışıyoruz. Ama maalesef ki okullar sınav sistemi, saatleri, şimdi çocuklar hala bir entegrasyon yok. Pazartesiden cumaya kadar benim oğlum sabah saat 8.30'da derse başlıyor. Akşam 6.45'te okuldan çıkıyor. Ya 7'de okuldan çıkıyor bu çocuk. Bu ne ya? İşte 13 saat okulun içinde. Sürmenaj oluyor. Bu 13 saatlik süreden sonra ben bu çocuğa nasıl spor yaptıracağım? Ki yaptırmak zorundayım. Çünkü o okulun içinde yaşadığı o sürekli ders karmaşasından o çocuğun çıkması ve hayata bakması ama lazım. Ama kafaca eve böyle pelte gibi gelmiyor öyle mu? Öyle geliyor. Öyle geliyor ama ne olursa olsun. Şimdi bizim mesela salı perşembe akşamları antrenmanlarımız vardı. Evet. Ve ailelere bunu özellikle söyleriz. Çocuklarınızı getirin. Çocuklar çünkü orada açılmaları lazım. Üzerlerindeki şeyi atsınlar. Şimdi spor yapmayan, sanata bir yakınlığı olmayan, sanatla uğraşmayan çocuklar yarın öbür gün okullar bittikten sonra niteliksiz insan olacaklar. Bu eğitim sistemi sadece sınav kazanmaya götürüyor seni. Ezberci bir yapı. Maalesef öyle. Şimdi bu eğitim sisteminden biz çocuklarımızı çıkartamadığımız sürece maalesef ki niteliksiz gelecek bizi bekleyecek. O yüzden cumartesileri sınav koyuyorlar. Cumartesi okul koyuyorlar. Pazar sınav koyuyorlar. Ya biz sabahçı öğlenci jenerasyonunda yetiştik. Sabahtan okula gidiyorduk, öğlen çıkıyorduk. Öğlen çıktığımız zaman bile bunalmış çıkıyorduk. Evet. Şimdi bu çocuk sabahtan akşama kadar orada. Yani nasıl bir ruh haline büründüklerini ben çok iyi görüyorum çocuklarımızda. Bu eğitim sisteminin mutlaka içine sporun, sanatın, sosyalliğin katılması gereken bir şeyler koyulması lazım. Ya da bunları dışarıda yaptırılan yerlere fırsat vermeniz lazım ki biz çocuklara spor yaptıralım. Doğru ama çok doğru ama işte Türkiye'deki eğitim sistemi çocukları belli bir yaşa kadar altyapıdan biz yetiştiriyoruz. Yarış atı TEOG zamanına geliyor çocuk. Aile de bunalıyor. Yani aile diyor ki hocam nasıl getirelim? İşte akşam saat 7'de okuldan kurs çıkıyor. Var. 8'de etüdü bitiyor. İşte şu İngilizce dersinden ek ders aldırıyoruz. Ya öyle bir hale geldi ki biz yarış atı gibi çocuk yetiştiriyoruz. Çocuklarda isyanlarda. O yüzden bu eğitim sistemi maalesef ki çok zor, çok kötü. Evet. Bu eğitim sisteminde çocuk yetiştiren biri olarak söylüyorum. Hepimiz bir öyle. Çocuğum üniversitede okuyor şu anda. Bir tanesi de bu sene TEOG'a girecek. Biz daha orta birdeyiz, onlara gelmedik. Yaşayacaksın Serkan. Aileler evet, de maalesef ki bu konuda çocuklardan daha telaşlılar. Aman benim çocuğum sınıf kaçıncısı, bölge kaçıncısı. Ya hocam onu biraz ben ailelerin de bu kategorize... Ben çocuğuma şunu söylüyorum. Aman, oğlum. Aman. Yapabildiğini yap. Yapamadığın zaman veya hani... Ne olacak, aileler rezil mi oluyor yani? Hiç önemli değil. Yani sen mutlu bir çocuk ol. Sev. Yani, değil mi? Yaptığın işi severek. Yaptığın işi sev. Arkadaşlarını sev. Öğretmenlerini sev. Saygı duy. Evet, bu sistemin içinde mecbursun olmaya. Sistem bu. Sistem bu. Biz bunu değiştirecek gücümüz yok. Seni de bu sistemden çıkartma gibi bir şeyimiz de yok. Durumumuz da yok. Başka bir sistem yok. Yani yok yok. Alternatif. Yani Amerika'ya falan göndermen lazım. Diyeceğim bir sistem yok. Onun için mecbursun bu sistemde. Ama hep şunu söylüyoruz. Eşim de ben de. Lütfen psikolojik olarak hiç kendini şey yapma, sınav telaşıymış, sınav stresiymiş, evet, yaşama, gir, sınavını yap, yapabildiğini yap, yapamadığını hiç önemli değil. İşte benim bir büyük oğlumu biz öyle getirdik, şu an üniversite okuyor yani. Evet, bugünün de önemli bir gelişmesi var sevgilim, tabii ağzına sağlık. Bursa Spor eski başkanı Ali Ağa ile ilgili de bir flaş gelişme var. Bursa'da bugünden okuyorum sevgili seyirciler. Bunu söyleyip kapatacağım. Ali Ağa hakkında disiplin kurulunca 17 Ekim 2019 tarihinde verilen üyelikten kesin ihraca yönelik karar Bursaspor Yönetim Kurulu tarafından kabul edildi. Yani onaylandı. Bu gelişme üzerine karar eski başkan Ali Ağa'ya gönderildi. Bu gelişme şöyle olacak. İlk yapılacak olan Bursaspor'un genel kurulunda ki buna sanıyorum Mali Genel Kurulu'da da belki gündeme alınabilir. Genel Kurulu'da olur. Şubat ayı gibi düşünülen. Genel kurulun görüşüne sunulacak. Eğer orada ekseriyet bu yönetimin daha önceki kongrede aldığı kararı disiplin kurulun kararına sevk edilmişti biliyorsun. Disiplin kurulu onayladı bunu. İhracı. Eğer ihracı genel kurul onaylarsa Alay'ın Bursaspor
üyeliği sona erecek. Yani okurken bile insan tabii yani istemediğimiz. Yani şimdi buradan yorum yapmak istemiyorum. Her türlü yanlış anlaşılacak. Kırıcı olunabilir hani şey bir taraf. Evet yani iki ucu keskin bıçak bir karar. Ne diyelim Bursa Spor Camiası için hayırlı olsun. Çünkü eski defterleri açasak program bitmez. Yaşandı bitti bunlar. Zamanında o yapılan yanlışları söylendiğinde dikkate alınsaydı bazı şeyler evet. Keşke. Şimdi artık aynı hatalarla farklı sonuçlar beklenmeseydi. Su testisi kırıldı. Yani evet. Artık bu saatten sonra bunun yorumlamanın çok şeyi en büyük karar merceği kamuoyu Bursa Spor Genel Kurulu. Genel evet. Kurulun kararının üzerine bir karar yok. Tek hani insanı rahatsız eden şey hani bir Bursa Spor Başkanı'nın bu şekilde böyle bir sonuçlanması. Şeyle karşılaşması. Keşke ama dediğim gibi olmasaydı yani ama bu süreç farklı bir süreç. Keşke olmasaydı derken Bursa Spor keşke buralara böyle gelmeseydi tabii, anlamında tabii. Söylüyorum. Yanlış anlaşılmasın. Bizim Bursa Spor camiasının üzerine bir söz söyleme hakkımız yok. Çünkü biliyorsun kelimeler yanlış anlaşılıyor. Elastiki cümleler. Bunu da söyleyelim. Sevgili Mustafa sana çok teşekkür ediyorum. Bizi yine yalnız bırakmadın. Güzel bir sohbet oldu. Her telden her şeye dokunmaya çalıştık. Bizi yalnız bırakmayıp interaktif olarak mesaj atanlar. Eğer kaçırdıklarım varsa ki bazılarını sonradan bulup okumaya çalıştım. Metin hocamınki de dahil. Çok teşekkür ediyorum. Biz bu haftayı böyle kapatıyoruz ama bir hatırlatmam var. Yarın 4.30'da biliyorsunuz Bursa Spor Erzurum Spor deplasmanında kupanın birinci ayağı oynuyor. 5. turda. 2. ayağı 2 hafta sonra Bursa'da olacak. Biz de sevgili Mehmet Ali Ekmekçi ile birlikte maç biter bitmez 6.30 gibi maçın genel değerlendirmesi yapalım. Açık kanalda olduğu için maçı televizyona canlı anlatmayacağız da. Malatya gol attı bu arada. Evet. Biz de sağ olsun Kaan bize gösteriyor. Cilerme bir gole evet. imza attı. Brezilyalı. Her taraf maç değil mi Kaan? Yarın 6.30'da Süper Futbol'la maçın hemen ardından maçla ilgili son gelişmeleri ve yorumları yapmak üzere karşınızda olacağız. Lütfen yarın 6.30'da kendinizi ayarlayın. Artık dünya küçük bir yer küre. Tabletinizden, cebinizden neredesiniz? Dinleyen, izleyen, katılan herkese ben de teşekkürlerimi nacizane ileteyim. İlk fırsatta yine bekleriz. Sağ olsunlar. Gündüz programlar sana uyuyor. Evet gündüzler bu saatler. Eyvallah. Teşekkür ediyorum. Sevgili Kaptan Mustafa Gönden'i ağırladık bugün de. Kendisine de çalışmalarına başarılar diliyoruz. Haftaya yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın efendim.